Yaşadık. Evet Ozor, herkes hayırlı günler. Tekrar mazlumun çığlıklarının yükseldiği bir güne uyandık. Etimizde, kemiğimizde bu zulmün karşısındayız. Elimizden gelen her neyse onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tez zamanda bu zulüm sona erer. Zulme ortak olanlar kahrolup perişan olur diyelim. Şimdi hızlıca süreci şöyle bir değerlendirelim. Bir saniye. Süreci hızlıca şöyle bir değerlendirelim. BIST 100'de sizlerle paylaşmış olduğum bir grafiğim vardı, hatırlarsınız. Bu grafikten sonra güzel bir ivmeyle yükseliş gerçekleşti. Yükseliş akabinde bir düşüş süreci yaşandı. Düşüş formasyonu 334 dolar 44 sentte oluştu ve akabinde hızlı bir geri çekilme yaşadı. Yine dün kapanışa yakın hızlı bir ivme yakalamış olsak da kapanışa yakın oluşan düşüş formasyonu akabinde geri çekilme yaşandı. Şu an baktığımız zaman yukarıdaki 335 dolar 94 sent hedefinde herhangi bir sorun sıkıntı yok. Tabii ki 30 sent 40 sent ufak esnemeler olabilir. Ama ana hedef bölgesi burada 335 doların üstü. Peki yakın tarihte bu tarz bir hedef olsa da endeksin büyük ölçekteki düşüşünde bir değişiklik var mı? Asıl önemli soru bu aslında. Bu sorunun cevabı da şu: hayır. Herhangi bir değişiklik olmadı. Endeksteki büyük ölçekte yaşanacak geri çekilme süreci devam ediyor. 306 dolar 78 sent aralığı halen hedef. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu olabilir. Biliyorsunuz tepedip noktaları bazen çizerken tam birebir denk getiremeyebiliyorum. Çok da gerek yok aslında. Hani 1 dolar aşağıdan olur, 3 dolar yukarıdan olur. Ana hedef bölge 306-307 dolar seviyesi, bu şekilde takip edilebilir. Şimdi bu noktada baktığımızda dün de bahsetmiştim. Önemli hisselerde düşüş sürecinin olması aslında piyasada çekimser olmaması sebeplerinden bir tanesi. Hangilerinde bu süreç var? 1. Halk Bankası'nda düşüş süreci mevcut. 2. Garanti Bankası'nın dolar bazlı grafiğinde düşüş grafiği mevcut. İşçiTR'de keza aynı şekilde, Vakıfbank'ta keza aynı şekilde düşüş hedefleri mevcut. Ve bahsettiğimiz düşüş hedefleri de bayağı yüksek hedefler yani. Hani küsuratları attığımızda şu anki aktif fiyat itibariyle 4 liralık, 5 liralık bir düşüşten bahsediyoruz. Bunun dışında gelecek olursak Fenerbahçe hissesine bakalım. Şimdi Fener hissesinde şöyle bir durum söz konusuydu, hatırlarsınız. Ana hedef bölgesini ben size 135 olarak paylaşmıştım. Daha doğrusu grupta paylaştığım yükseliş grafiği sonunda oluşan düşüş grafiğini ben sizinle paylaşmıştım. Düşüş grafiğimiz birinci hedefine geldikten sonra hızlıca bir geri dönüş süreciyle devam etti. Hemen şöyle hedefine gelmiş mi bir daha beraber check edelim. Daha sade olsun. Hedefine geldikten sonra yani 120 dolar şey 120 lira bandından 104 lira bandına geri çekildikten sonra hızlıca yükselişine devam etti. Şu an tekrar bir geri çekilme formasyonu olsa da ara hedefleri es geçip zirve hedefi neresidir diye soracak olursanız 135 lira 40 kuruş. Şöyle baktığımız zaman Beşiktaş hissesindeki hedeflerimiz devam ediyor. Beşiktaş'taki hedefimiz neydi? Tekrar şöyle bir gözden geçelim. 0,71 sente paylaşmıştım. Şu an 1 dolar 27 sente. Gördüğünüz zirve fiyat 1 dolar 35 sent. Ana hedef bölgesi 1 dolar 48 sente. Hedeflerinde herhangi bir değişiklik yok. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Ara düzeltmeler mutlaka olacaktır. Ara geri çekilmeler, yükselişler sürecin bir parçası. Bunu bu şekilde bilmek gerekiyor. Bu arada sesimle alakalı bir sorun problem var mı?
Hani mikrofonda şarj az. Dün şarja takmayı unutmuşum. İnşallah ses elektrik problem yoktur. Şöyle bir düşenlere bakalım. Düşüş hisseleri şöyle listesine baktığımızda gözüme çarpan Agrot oldu. Hatırlıyorsunuz Agrot hissesini ben paylaştığımda ciddi bir baskıya maruz kalmıştım. Sebebi de şu. Sen hissenin düşüşünü paylaşıyorsun. Bu hisse uçacak. Uçulacak denilen hisse kaç liradan kaç liraya gelmiş? 47 liradan 18 liraya gelmiş. Yani hisse başına 30 lira kaybetmiş. Piyasadaki manipülasyonun ne kadar yüksek boyutlarda olduğunu gösteren en büyük hani resimlerden biri bu aslında. Yatırımcıya hiç olmayacak hisseleri, hiç olmayacak fiyatlarla satıyorlar. Yatırımcı aldıktan sonra da hisse burada göründüğü gibi aylarca durmadan düşüyor. Bir diğer manipülasyon hissesi neydi? Marka hissesi. Marka hissesiyle alakalı benim paylaşımı hatırlarsanız markanın patronu dahi sürece dahil oldu. Ben bu hissenin hedefleri yüksek değil, düşüş gerçekleşmesi gerekiyor dediğimde markanın patronu dahi puslu muydu? Hani kadın olduğu için şey yapmayacağım. Ama karaktersizlik cinsiyet tanımıyor ne yazık ki. O tarihten beri de marka hissesi durmadan düşüyor. Şöyle bakalım. En çok kartallarda ne var? Güzel. Size paylaştıklarımdan şu an herhangi bir hisse yok. İlk yükselenlerde sorun değil, problem yok. Bunu kapatalım. Bir de kapanışa doğru Ereğli'ye bakalım. Ereğli hissesiyle alakalı sizinle paylaşmış olduğum analiz mevcut. O analizde birinci hedefim 49-64 seviyesiydi. Dün yapmış olduğumuz analizde. Bir önceki günde analizini yapmıştım. Ereğli bu seviyeye geldikten sonra oluşan düşüş formasyon akabinde geri çekilmesini yapacak. Geri çekilme sonrası tekrar takip edilebilir. Evet, şimdilik piyasa ile alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi endekste ana akım şu an düşüş. Düşüş sürecinde de ara düzeltmeler tabii ki olacak. Bu ara düzeltmeleri endeksle beraber değil, hissenizin grafiğine istinaden takip etmenizde fayda var. Baktığımız zaman hemen hemen borsada değerli olarak görülen ya da en değerli şirketlerden bir şuunda düşüş formasyonu var. Bu da artık dikkat etmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Sadece BIST 100'deki geri çekilme yaklaşık şu anki fiyat itibariyle 23 dolar 60 ne oluyor? 23 dolar 60 şey 30 sent civarında falan olacak. Yani bayağı bir geri çekilme var halen. Bu geri çekilme tamamlandıktan sonra tekrar takip edilebilir bu süreç. Evet dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız. Allah'ın izniyle yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler.